Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 9'dan 10'a hazırlık kampımızda işleyeceğimiz konu dünyada ve Türkiye'de su kaynakları. Hemen şöyle konuyla ilgili ünite içeriğinde neler göreceğiz? Gelin hep birlikte göz atalım. Ünite içeriğimize baktığımızda burası 10. sınıf için ciddi anlamda önemli bir konu. Öncelikle ilk işleyeceğimiz dünyada su kaynakları. Burada ne var dersek akarsulardan bahsedeceğiz. Akarsuların özellikleri dünyada önemli ya da Türkiye'de önemli akarsulardan. Denizlerden bahsedeceğiz. Kenar deniz, iç deniz, bunların neler olduğu, aynı zamanda okyanuslardan bahsedeceğiz. Göller oluşum özellikleri, yani tektonik göl, karstik göl, volkanik göl, set gölleri gibi bu göllerin özelliklerinden ve en son kısımda da yeraltı sularından bahsedeceğiz. Aynı şekilde bunu dünyada bahsederken devamında Türkiye kısmında da bahsedeceğiz. Yani Türkiye'de su kaynakları dediğimizde gene Türkiye'nin akarsuları nelerdir? Bu akarsuların özellikleri nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz. Türkiye'deki denizlerin özelliklerinden, Türkiye'deki göllerin özelliklerinden ve Türkiye'deki yeraltı sularının genel özelliklerinden ve bu su kaynaklarının etkin, doğru kullanımından bahsetmiş olacağız. Burası bizim için önemli bir konu 10. sınıf anlamında. Peki bu ortaokulda biz bu konuyu nerede gördük derseniz yeryüzünde yaşam ünitesinde gördünüz siz. Aynı zamanda burada onu da tekrar etmiş olacağız. Ve bizim 10. sınıf başladığında işleyeceğimiz kısım nedir derseniz dünyada ve Türkiye'de su kaynakları. Bunu zaten bu kanalda gene dönem içerisinde biz sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. 9. sınıfla bu konunun bir bağlantısı var mıdır dersek bu konunun doğrudan bir bağlantısı yok. Ancak iklim anlamında düşündüğümüzde dolaylı ölçekte iklimi bildiğimiz için bu konuda da biraz bize faydası olacaktır. Peki TYT ile ilgili bu konu önemli midir? Evet, önemli, çünkü su kaynakları bizim için dünya ölçeğinde ekonomik anlamda etkin kullandığımız kaynaklar olduğundan dolayı soru anlamında da gelebilecek kısımdır ve biz sizler için bu noktada hazırlık kampımızda 9'dan 10'a hazırlık kitabını yazdık ve burada hemen şöyle içindekiler kısmını açıyorum. Dünyada ve Türkiye'de su kaynakları test 9, test 10, 134, 136. sayfa. Hemen ben şöyle içindekiler kısmından içeriye geçiyorum. Bakın burada ÖSYM tarzında hazırlanmış çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta. Biz dersimizi anlattığımızda dersimiz bittiğinde hemen kitabı da temin ediyorsun. Soruları güzel güzel çözüyorsun. Oldu, takıldığın kısımlar mutlaka olacaktır. Hemen şöyle kara kutuda okutuyorsun ve takıldığın sorunun çözümünü de hemen oradan izliyorsun diyelim. O zaman hadi bakalım devam edelim. İlk olarak dünyada su kaynakları ve su döngüsüyle dersimize başlayalım sevgili arkadaşlar. Biz biliyoruz ki dünya yüzeyinin çok büyük bir kısmı sularla kaplı ve bu yüzdelik kısma geldiğimizde %71'i dünyanın sularla kaplıdır. Tabii ki de bu 9. sınıftan biz bunu biliyoruz zaten. 4 doğal ortam vardı. Su küre vardı, hava küre vardı, taş küre vardı, değil mi? Yeryüzündeki suların tamamı su kürededir. Bu su küre nedir dediğimizde hidrosferdir sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle 9. sınıfa da bir atıfta bulunmuş olalım ve bu su küreyi fiziki coğrafyanın, yani doğa kısmında yer alan fiziki coğrafyanın bir alanı olan sular coğrafyası. Peki bu neydi dediğimizde sevgili arkadaşlarım hidrografyaydı, değil mi? Sular coğrafyası. Hemen şöyle şuraya da hidrografya yazalım. Hidrografya inceler. Ve sevgili arkadaşlar şunu unutmayalım. Yeryüzündeki sular sürekli olarak bir döngü halindedir. Ve işte burada su döngüsüyle ilgili bazı aşamalarımız var. Şimdi burada birinci kısımda şu. Suların bir kısmı güneşten gelen enerji sonucu oluşan buharlaşma ve bitkilerin terlemesi yoluyla su buharı olarak atmosfere karışır. Hemen şöyle baktığımızda sevgili arkadaşlarım hemen şuradaki 2 numarayı mesela terleme yazabiliriz. Bitkilerin terlemesi. Bununla birlikte yerüstü sularının buharlaşması, yani şuradaki kısımda sevgili arkadaşlarım şöyle buharlaşma yazabiliriz, değil mi buraya? Şimdi buharlaşarak atmosfere su buharı karıştı mı? Su buharı atmosferde uğramış olduğu bazı faaliyetler sonucu yağış olarak tekrar yer yüzeyine iner ve burada bak bulutları görebilmekteyiz ve bulutların bu bulunduğu alana yoğuşma diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yağış olarak düştüğünde bazı yerlerde mesela 3 numarada yağmuru görebilmekteyiz ve 4 numarada da karı görebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Ve devamında yağış olarak yer yüzeyine düşen sular yüzeysel akışa geçer, değil mi? Mesela 5 numarada akış, 6 numarada ise gözenek seçenekli alanlardan yer altına sızma yapar ve bununla birlikte tekrar buharlaşma, terleme yoluyla atmosfere su buharı karışır, yoğuşma ile yağış oluşur, sızma ya da yüzeysel akışla birlikte su döngüsü tamamlanmış olur diyebiliriz. Peki dünyadaki su kaynaklarının dağılımına baktığımızda yeryüzündeki su kaynaklarının çok büyük bir kısmını tuzlu su kütleleri oluşturmakta. Yani %97,5'lik kısmımızı tuzlu su kütleleri oluşturmakta. Bununla birlikte sevgili arkadaşlar %2,5'luk kısmımızı ise tatlı su kütleleri oluşturmaktadır diyebiliriz. Tabii ki de burada tuzlu su kütlelerini denizler, okyanuslar ya da tuzlu göller diyebiliriz sevgili arkadaşlar. 2,5'luk kısmında neler vardır dediğimizde burada da çok büyük bir kısmını yani %68,9'luk kısmını buzullar ve kalıcı kar tabakaları oluşturmakta. %30,8'lik kısmını yeraltı suları, toprak nemi, donmuş toprak oluşturmakta. %0,3'lük kısmını ise yüzeydeki tatlı sular, göl ve nehirler oluşturmakta diyebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Ama dünyadaki ülkelere baktığımızda kişi başına düşen tatlı su miktarlarında ciddi anlamda farklılık var. Yani insanların tatlı suya erişiminin her yerde eşit ya da adil olmadığını söyleyebiliriz. Hemen şöyle bir dünya haritamız var. Aşağıda 3 tane tanımımız var sevgili arkadaşlar. Bak diyor ki su fakirliği. Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1000 metreküpten daha az olmasıdır diyor. Hemen şöyle lejant kısmımıza gelin hep birlikte bakalım sevgili arkadaşlar. 1000 metreküpten az kısımda yer alan ülkelere baktığımız zaman sevgili arkadaşlarım mesela burada Cezayir, Tunus, Libya var değil mi? Kuzey Afrika ülkeleri zaten bu alanda hemen iklimden hatırlayalım. Çöl iklimi çok geniş bir alanda etkiliydi diyebiliriz. Su azlığı yaşayan ülkelerde ise yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 2000 metreküpten daha azdır. Lejantıma bakıyorum sevgili arkadaşlarım. Mesela burada Somali'yi görebilmekteyim ya da Hindistan'ı görebilmekteyim. Bunlarda su azlığı yaşayan ülkeler içerisinde yer almakta ya da Güney Afrika Cumhuriyeti'nde buraya örnek verebiliriz. Su zenginliği yaşayan ülkelerde ise yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 8000 metreküpten daha fazladır. Yani şöyle mavi renkli görmüş olduğumuz mesela Brezilya'yı söyleyebiliriz, Şili'yi söyleyebiliriz, Kanada'yı söyleyebiliriz. Bununla birlikte Norveç, İsveç, Finlandiya hattını söyleyebiliriz. Bunlar da su zenginliğine sahip olan ülkelerdir diyebiliriz. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de ise kullanılabilir kişi başına tatlı su miktarı 2500 metreküp ile yıllık ortalaması bu 7500 metreküp arasında değişmektedir diyebiliriz. Ve burada yarım kürelere göre sevgili arkadaşlarım kara ve denizlerin dağılımına baktığımızda bak şunu bilin. Kuzey yarım küredeki karaların oranı güney yarım küredeki karaların oranına göre daha fazladır. Ancak her iki yarım kürede de denizler karalara göre daha geniş yer kaplar. Bak kuzey yarım kürenin %100'lük kısmının %61'ini denizler, %39 kısmını karalar oluşturmakta iken güney yarım küreye geldiğimizde %81'ini denizler, %19'unu ise karalar oluşturmakta. Bunu da unutmayalım. Sadece biz yarım küreleri ne açıdan kıyaslıyoruz? Karaların dağılışıyla ilgili ifadelerde kıyaslamaktayız. Şimdi sevgili arkadaşlar gelin hep birlikte burada ne yapacağız derseniz bu su kaynaklarını birer birer açmamız lazım. Birincisi tuzlu su kütleleri. Burada da okyanus ve denizler. Şimdi yer yüzeyinde büyük çukurluklar var ve bu büyük çukurluklardaki tuzlu su kütlelerini biz okyanus diyeceğiz. Ve kıtaların kenarında yer alan, neyse bir kıtanın kenarında yer alan, okyanuslardan ayrılmış olan ya da boğazlarla okyanuslara bağlı alanları ise deniz diyeceğiz. Bak burada denizi ikiye ayıracağız sevgili arkadaşlar. Bunlardan birincisi kenar deniz diyeceğiz. İkincisi ise iç deniz diyeceğiz. Burada okyanus kısmına geldiğimiz zaman ise bizim bilmemiz gereken burada bir, Kuzey Atlantik, Güney Atlantik yani Atlas Okyanusu sevgili arkadaşlarım. Pasifik Okyanusu, Hint Okyanusu, Güney Okyanusu ve burada Arktik Okyanusu. Yani burada bilmemiz gereken 5 tane okyanus alanı var. Güney Okyanusu, Atlas Okyanusu, Büyük Okyanusu ya da Pasifik Okyanusu ve Hint Okyanusu sevgili arkadaşlar. Tabii ki de burada yüz ölçümü en fazla olan Pasifik Okyanusu. 180 milyon kilometre karelik bir yüz ölçüm var. Atlas Okyanusu'nun ise sevgili arkadaşlarım 106 milyon kilometre karelik bir yüz ölçümü var. Hint Okyanusu'nun ise 75 milyon kilometre karelik bir yüz ölçümü vardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Mesela Akdeniz 1, iç denizdir sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte başka örnek vermemiz gerekirse mesela Akdeniz dışında mesela Karadeniz'i verebiliriz, Kızıldeniz'i verebiliriz. Bunlar iç denizlerdir. Okyanuslara göre seviye farkı ciddi anlamda farklıdır. Şimdi geldik göller kısmına sevgili arkadaşlar. Göller karalar üzerindeki herhangi çukurluğun ya da çanağın, yani çanak dediğimiz yerde çukurluktur. Bu alanlardaki birikmiş durgun su kütleleridir ve bir gölün oluşabilmesi için tabii ki de bir alanda çukur ya da çanağın olması gerekmekte ve göller tatlı yüzey sularının hemen hemen %87'lik kısmını oluşturur ve karalar üzerinde ise %2'lik alan kaplamaktadır diyebiliriz. Şimdi göllere baktığımız zaman göllerin suları farklılık göstermekte. Bir gölün suları tatlı, tuzlu, acı ya da sodalı olabilir. Peki bir gölün sularının böyle farklılık göstermesinin temel sebebi nedir dediğimizde şudur sevgili arkadaşlarım. Şimdi gölü oluşturan bir çanak değil miydi çukurluk? Çanağı oluşturan bir kayaç var mı? Kayacın kimyasal özelliği gölün suyunun oluşumunda etkilidir. Ya da gölün kimyasal özellikleri gölü besleyen akarsuların kimyasal özellikleri ve bulunduğu alandaki iklim özellikleri özellikle göllerin sularının farklı olmasında etkilidir. Bununla birlikte bir kavramımız var. Birazdan söyleyeceğiz sevgili arkadaşlarım. GİDEM dediğimiz bir kavram. Yani bu göl ayağıdır sevgili arkadaşlar. Eğer ki bir gölün göl ayağı var ise suları kesinlikle tatlıdır diyebiliriz. Şimdi oluşumlarına göre göllere geldiğimiz zaman burayı temelde ikiye ayıracağız. 1. Doğal oluşumlu göller, insan etkisi yoktur. 2. Yapay göl. Burada barajlar ya da göletler var. Mesela barajlardan ne açıdan faydalanmaktayız? Elektrik enerjisi üretmek için, taşkınları önlemek için, içme ve tarımda sulama suyunu sağlayabilmek için barajlardan faydalanmaktayız diyoruz. Peki doğal göllere geldiğimiz zaman doğal göl kısmında birincisi tektonik göl. Bir tektonik hareket, yani dağ oluşumu sırasında meydana gelen çukurlarda oluşan gölleri biz tektonik göl deriz ve genel itibariyle dünyadaki büyük göllerin neredeyse tamamına yakını tektonik göldür. Bildiğiniz büyük bir göl var mı dünyada? Tabii ki de var değil mi? Hazar Gölü. Şimdi biz bunu bazı ifadelerde ne olarak kullanıyoruz? Hazar denizi olarak kullanıyoruz ama unutma, Hazar bir göldür. Bir yerin deniz olabilmesi için okyanusa ne olması lazımdı? Bağlantısının olması lazımdı. Mesela onun dışında Afrika kıtasında Tanganyika, Victoria, Çat gölleri, Asya kıtasında Baykal, Aral, Rut gölleri tektonik göllerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Karstik göllere geldiğimiz zaman ise karstik ifadesini şöyle hatırlayalım. Mesela kalker vardı değil mi? Diğer ismiyle kireç taşıydı. Jips ya da alçı taşı vardı. Şimdi bu üç kayaç suyla tepkimeye girdiğinde sevgili arkadaşlarım çözünürdü. Çözünmeyle birlikte çukurlardaki su kütleleri karstik gölleri oluşturur. Mesela Arnavutluk-Makedonya sınırındaki Prespa Gölü sevgili arkadaşlarım karstik göllerin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Set göllerine geldiğimiz zaman bir çukurun ya da bir vadinin önünün setlerle kapanmasıyla oluşan göllerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Mesela bu önü kapama heyelanla oluşuyorsa heyelan set gölü. Dalga birikimiyle oluşuyorsa dalga ve akıntıların oluşturduğu lagün dediğimiz göller sevgili arkadaşlar. Bir lav oluşuyorsa lav set gölü ya da volkanik set gölü. Akarsuyun aşındırıp taşıyıp biriktirdiği malzeme var ise alüvyon set gölü. Buzulların birikimiyle de moren set gölleri oluşturmakta. Bir diğer göl kısmımız ise volkanik göller. Yani volkanik faaliyetler sırasında meydana gelen göller. Mesela çukurluklardan bir tanesi kraterdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela krater gölü var. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir diyebiliriz. Bununla birlikte kaldera gölü sevgili arkadaşlarım. Nemrut Dağı'nın tepesindeki Nemrut Gölü kaldera gölüdür. Burada krater patlamayla birlikte daha geniş bir çukurluk oluşmuştur diyebiliriz. Bununla birlikte krater, kaldera ve mağar gölü vardır sevgili arkadaşlar. Volkanik patlama sırasında oluşan çukurlardaki su kütleleridir ve buradaki en güzel örneği dünyanın nazar boncuğu olan Meke Gölü ve çevresindeki Acı Göl bunun en güzel örneklerindendir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Şimdi sorumuza baktığımızda diyor ki GİDEM diğer ismiyle göl ayağı bir gölün fazla sularını boşaltan akarsulara verilen isimdir. Çıkış ayağı denildiği de olur. GİDEM'i olan göller her zaman tatlı suludur. Yukarıdaki ifadeye göre verilen göllerden hangilerinin suyu tatlı değildir demiş. Yani gideğeni, yani göl ayağı yoktur değil mi? Şimdi sevgili arkadaşlar 3 tane gölümüz var. Bak birinci gölümüze buradan su beslemiş akarsuyumuz. Buradan da akarsuyumuz gölümüzü beslemiş. Buradan da akarsuyumuz gölümüzü beslemiş. Ama gideğen dediğimiz fazla suları boşaltan bir akarsu var mı? Yok. O zaman bunun suyu kesinlikle nedir? Acıdır değil mi? İkinci göle baktığımız zaman buradan akarsuyumuz gölümüzü beslemiş. Burada geçtiği yer. Kısımlara baktığımızda dikkat edin. Bakın beslenen akarsu gölü besledi ya, buradakiler ise göldeki fazla suyu ne yaptı? Boşalttı. İşte burada iki tane gideğenimiz var ve bunun suyu kesinlikle nedir? Tatlıdır sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle geliyorum buraya. Bak burada gölümüzü beslemiş bu akarsuyumuz 1. Burada da gölümüzü beslemiş bu akarsuyumuz 2. Burada da gölümüzü beslemiş bu akarsuyumuz 3. Gideğenimiz var mı? Yok. O zaman bunun da suları kesinlikle ne olacaktır? Acı olacaktır. Bana diyor ki tatlı değildir. Tatlı değilse acı, tuzlu, sodalı olabilir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı 1. ve 3. maddelerin olduğu D seçeneğidir diyebiliriz. Şimdi geldik akarsulara. Akarsular bir yatak boyunca bir eğim doğrultusunda sularını götüren sulara verdiğimiz isimdir sevgili arkadaşlar. Ve akarsular tatlı yüzey sularının %2'li kısmını oluşturmaktadır diyebiliriz. Şimdi akarsuyla ilgili bazı kavram tanımlarımız var. Nelerdir bunlar dediğimizde akarsuyun ilk doğduğu yer. Mesela burada akarsuyun ilk doğduğu yer burası ama burada akarsuyun ilk doğduğu yer buralar diyebiliriz. İşte bu akarsuyun ilk doğduğu alanlara ne diyeceğiz biz? Akarsu kaynağı diyeceğiz. Bununla birlikte akarsuyun döküldüğü yere ise akarsu ağzı diyeceğiz. Mesela bakın burada denize dökülmüş, burada ise göle dökülmüş. O zaman şöyle şuraya ağızda yazalım. Kaynak neymiş? Doğduğu, ağız neymiş? Döküldüğü yer imiş sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte kaynaktan ağıza kadar akarsuyun içinde aktığı çukurluğa ise akarsu yatağı deriz. Tamam mı biz? Hemen şuraya da şöyle yatak diyelim sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte akarsuyun sularını toplamış olduğu şu alanın tamamına biz havza diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Yani akarsuya su sağlayan alanların tamamına biz havza deriz. Ve bir akarsu havzasındaki sular deniz ya da okyanusa boşalıyorsa biz buraya açık havza diyeceğiz. Niye? Burada denize boşalma söz konusu. Ama buraya geldiğimiz zaman deniz ve okyanusa değil de göle boşalıyorsa ya da kuruyorsa sevgili arkadaşlarım ne olacaktır? Kapalı havza özelliği gösterecektir diyebiliriz. Mesela bizim ülkemizdeki Kızılırmak, Yeşilırmak, Seyhan, Ceyhan nehirleri açık havza özelliği gösterir diyebiliriz. Ama Aras ve Kura nehirleri Hazar Gölü'ne dökülür. Bunlar da kapalı havza özelliği gösterir diyebiliriz. Bakın burada iki akarsuyu birbirinden ayıran bir sınır var. Bu sınıra biz ne diyeceğiz? Su bölümü çizgisi diyeceğiz sevgili arkadaşlar. İki akarsuyu birbirinden ayıran sınır su bölümü çizgisi olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Bununla birlikte akım, yani akarsuyun herhangi bir kesitinden bir saniyede geçen su miktarına akım ya da diğer ismiyle akarsu debisi denir ve akımın yıl içinde göstermiş olduğu değişimler ise bize rejimi söyler sevgili arkadaşlar. Yani şimdi burada iki tane akım grafiğimiz var. Hemen şöyle şuna birinci akarsu, buna da ikinci akarsu diyelim. Şimdi birinci akarsudaki aylar içerisindeki akım değişimine bakalım. Burada akımı az, burada akımı çok fazla. Ama ikinci akarsuya geldiğimiz zaman en az ve en fazla arasında çok fark yok. O zaman birinci akarsuyumuz düzensiz rejime sahip bir akarsudur. İkinci akarsuyumuz ise düzenli rejime sahip bir akarsudur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Burada özellikle dünyadaki bazı akarsuların rejimleri düzenlidir diyebiliriz. Mesela burada yer alan Amazon havzasıdır burası ve bu nehrimizin ismi Amazon nehridir. Bu nehrimizin rejimi düzenlidir sevgili arkadaşlar. Aynı şekilde Kongo havzasının bulunduğu alandaki Kongo nehrinin de rejimi düzenlidir diyebiliriz. Çünkü ekvatoral iklim her mevsimi yağışlı bir iklimdir. Bundan dolayı da rejimleri düzenlidir. Bununla birlikte sevgili arkadaşlar Indus ve Ganj nehirlerinin rejimleri düzensizdir. Nil nehrinin rejimi düzensizdir. Fırat ve Dicle nehirlerinin rejimleri düzensizdir diyebiliriz. Çünkü burada da yağış miktarında aylara göre ciddi anlamda farklılık söz konusudur diyebiliriz. Yeraltı suları ve kaynaklara geldiğimiz zaman sevgili arkadaşlar yeryüzüne düşen yağışların ve yeryüzündeki suların yer altına sızan geçirimsiz bir tabaka üzerinde birikmesiyle yeraltı suyu oluşur. Şimdi sevgili arkadaşlarım mantıken düşünün. Şöyle bir yüzey var değil mi? Bu yüzeyin altında yeraltı suyunun oluşması için burada gözenekli alanların olması lazım. İşte biz bu gözenekli alanlara geçirimli tabaka diyeceğiz. Geçirimli tabakadan suyumuz sızdı mı? Sızdı. Nereye sızdı? Yer altına sızdı. Yer altında birikebilmesi için geçirimsiz bir tabaka olması lazım. İşte geçirimsiz tabaka üzerinde biriken sulara yeraltı suları diyeceğiz. Ve yeraltı suyunu süzen, ileten, depolayan ortamları ise akifer diyeceğiz. Yeraltı suyunun yer yüzeyine çıktığı alanları ise kaynak diyeceğiz ve kaynağı ikiye ayıracağız. Soğuk su kaynaklarından birincisi yamaç vadi kaynağı. Yani bir yeraltı kaynağı bir dağ yamacı boyunca ya da bir vadiden yüzeye çıkıyorsa yamaç vadi kaynağı. Karstik arazilerden yüzeye çıkıyorsa karstik kaynak. Eğer ki biz bunu sondajlarla çıkarıyorsak artezyen kaynaktı. Sıcak su kaynaklarından fay kaynağı fay hatlarıyla paralellik gösteriyordu. Fay hatlarından yer altına sızan suların sıcak bir şekilde şekilde yüzeye çıkmasıyla oluşuyordu ve burada özellikle kaplıca turizmi yaygın olarak yapılmaktaydı. Geyser kaynaklar ise arkadaşlar aktif volkanik sahalarda görülen kaynaklar olarak karşımıza çıkmaktaydı diyebiliriz. Şimdi Türkiye'deki su kaynaklarına geldiğimiz zaman ise Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilidir ve bir yarımadadır. Burada birincisi Karadeniz'imiz, ikincisi Ege Denizi, üçüncüsü ise Akdeniz'dir. Tabii ki de burada bir de iç denizimiz var sevgili arkadaşlar. Burası da Marmara Denizi olarak karşımıza çıkmaktadır. Karadeniz Türkiye'deki denizler içerisinde tuzluluk oranının en az olduğu denizdir ve tuzluluk oranımız binde 18'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte güneye doğru gittiğimizde sıcaklık ortalaması arttığı için tuzluluk oranı da artmaktadır diyebiliriz. Marmara Denizi Türkiye'nin en küçük denizidir. 11.350 kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahiptir sevgili arkadaşlar. Kuzeyden İstanbul Boğazı ile nereye açılıyor? Karadeniz'e, güneyden Çanakkale Boğazı ile de Ege Denizi'ne bağlantı sağlanmakta diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte Türkiye'deki tuzluluk oranının en fazla olduğu denizimiz neresidir dediğimizde Akdeniz'dir sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Buraya da dikkat edelim. Ege'nin kıyısı sevgili arkadaşlarım dağların özellikle kıyıya dik uzanmasından dolayı girinti çıkıntı çok fazladır ve turizm açısından çok ciddi anlamda güzel koy ve körfezlere sahiptir diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Şimdi Türkiye'nin göllerine geldiğimiz zaman ise yapay göller, barajlar, yani biz burada hem elektrik enerjisi üretmek hem içme hem de tarımda sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla barajlardan faydalanmaktayız. Burada Keban Barajı, Adıgüzel Barajı, İrfanlı Barajı örneklerimizdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Göllere geldiğimiz zaman ise tektonik hareketler sonucunda oluşmuş göller tektonik göllerdi. Mesela Tuz Gölü, Sapanca Gölü, İznik, Manyas, Burdur, Eber gölleri ülkemizdeki başlıca tektonik göllerdir. Karstik göller dediğimiz zaman tabii ki de ülkemizde en yaygın olarak Akdeniz bölgesinde yer alır. Çünkü Akdeniz bölgesinde hemen hatırlıyoruz. Kalker dediğimiz kireç taşı yaygın olarak bulunmaktadır diyebiliriz. Burada Salda Gölü, Karagöl, Kızören Gölü bazılarıdır diyebiliriz. Buzul göller dağların yüksek kesimlerinde Aynalı, Kilimli, Karagöl olarak örnek verilebilir. Volkanik göller dediğimiz zaman Nemrut Gölü sevgili arkadaşlarım burada özellikle çok önemli kaldera gölleri içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. Acıgöl, Meke Tuzlası Türkiye'nin, dünyanın hatta sevgili arkadaşlarım nazar boncuğudur. Bunu da unutmayalım. Karma göller hem mesela volkanik hem de tektonik oluşumlu göller. Mesela Van Gölü tektono volkanik göldür sevgili arkadaşlarım. Eğirdir Gölü tektono karstik göllerdir. Yani hem tektonik oluşumlu hem karstik oluşumlu hem tektonik oluşumlu hem de volkanik oluşumlu göllerdir diyebiliriz. Burada özellikle Set göllerine geldiğimizde ise sevgili arkadaşlar Set göllerinde bir Heyelan Set Gölü. Heyelan olayı sonucunda oluşmuş göllerdir. Mesela Bolu'da bulunan Abant Gölü, gidenler var mı arkadaşlarım? Gittiyseniz çok güzel bir coğrafyası bulunmaktadır. Trabzon'da yer alan Sera Gölü sevgili arkadaşlarım, Erzurum'da yer alan Tortum Gölü bunların bazılarıdır diyebiliriz. Bununla birlikte kıyı set göllerine özellikle sevgili arkadaşlarım İstanbul kıyılarında mesela Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Terkos gölleri örnek verilebilir. Burada özellikle Konya'da körfezlerin ağız kısmının kıyı oklarıyla kapatılması sonucunda oluşmuştur diyebiliriz. Volkanik göllere geldiğimiz zaman ise bu lav seti gölüdür sevgili arkadaşlarım. Volkanizma faaliyetleri sonucunda çıkan lavların akarsuların önünü kapatmasıyla oluşmuştur diyebiliriz. Mesela Erçek, Nazik, Haçlı, Balık, Çıldır gölleri. Hemen bakın buna dikkat edebilirsiniz. Van Gölü'nün çevresinde bu gölleri yaygın olarak görebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Alüvyal set göllerine ise mesela Ankara'da yer alan Eymir ve Mogan gölleri ve bununla birlikte Çamiçi gölleri örnek verilebilir. Akarsuyun aşındırdığı malzemelerle birlikte oluşmuş göllerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik hemen şöyle haritamız kısmında da bakabiliriz bunlara. Mesela bakın şurada Kuş, Uluabat, İznik, Sapanca gölleri. Mesela bu göller tektonik oluşumlu göllerdir ve bir hat şeklinde uzanır. Bakın dikkat edin. Mesela Terkos Gölü, Büyükçekmece, Küçükçekmece Gölü. Biraz önce ne dedik? Kıyı set gölüdür. Yani lagünlerdir sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bununla birlikte bakın mesela şurada Suğla Gölü var. Akdeniz bölgesi dediği zaman özellikle ne diyeceğiz? Karstik göl diyeceğiz değil mi sevgili arkadaşlarım? Tuz Gölü dediği zaman gene tektonik göl diyeceğiz. Hemen şöyle şuraya şöyle yazalım. Bununla birlikte bakın dikkat edin. Erçek Gölü, Nazik Gölü, Haçlı Gölü, Balık Balık Gölü, Çıldır gölleri bunlar lav seti gölüdür. Van Gölü ise karma oluşumlu göldür. Hem tektonik hareketlerle hem volkanik hareketlerle oluşmuş göldür diyebiliriz. Mesela burada Abant Gölü vardır. Abant Gölü de heyelan set gölü olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Sorumuza geldiğimizde yukarıdaki Türkiye haritasında koyu renkle işaretli merkezlerden hangisinde volkanik faaliyetler sonucunda meydana gelmiş göl bulunmaktadır? Bak biraz önce ne dedik? Volkanik dediğimiz zaman Van Gölü çevresine hemen gözümüz arasın. İşaretli 4 numara sorumuzun doğru cevabıdır. Eğer ki mesela Akdeniz bölgesiyle ilgili bir yer vermiş olsaydı hemen onu da tekrar şöyle hatırlatalım. Karstik Göl olarak bunu da bilmemiz gerekiyordu sevgili arkadaşlar. Türkiye'de akarsulara geldiğimizde Türkiye'de akarsu ağı oldukça sıktır sevgili arkadaşlarım. Üç tarafımızın denizlerle çevrili olması özellikle akarsularımızın boylarının kısa olmasına sebep olmuştur. Ülke içerisinden kaynağını alıp ülke içerisinden denize dökülen Kızılırmak uzunluk olarak en uzun akarsularımız içerisinde yer almaktadır. Mesela Fırat ve Dicle nehirleri Basra körfezine dökülerek açık havza özelliği gösterir. Aras ve Kura nehirleri sevgili arkadaşlarım Hazar gölüne dökülür ve kapalı havza özelliği gösterir. Çoruh Nehri sevgili arkadaşlarım ülkemizden kaynağını alıp ülke sınırları dışarısından Karadeniz'e dökülür. Mesela burada Asi Nehri ülke sınırları dışından kaynağını alıp ülke sınırları içerisinden denize dökülür. Seyhan ve Ceyhan nehirleri Türkiye'nin en büyük delta ovası olan Çukurova'yı oluşturmaktadır sevgili arkadaşlar. Bakırçay, Gediz, Küçük, Büyükmenderes nehirlerinin yatak eğimleri daha azdır diyebiliriz. Bunları da unutmayalım. Özellikle bunlara da dikkat edelim. Akış hızı olarak doğu alandaki akarsularımızın akış hızları çok daha fazladır diyebiliriz. Genel olarak ülkemizdeki akarsuların rejimleri düzensizdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Tabii ki de biz akarsulardan, su kaynaklarından birçok şekilde faydalanmaktayız sevgili arkadaşlar. Peki nasıl faydalanıyoruz dediğimizde özellikle dünya ölçeğine dikkat edersek çok büyük bir kısmında tarım sektöründe kullanmaktayız. Sonra sanayi sektöründe, sonra evsel kullanım yer almakta. Tabii ki de sanayi sektöründe özellikle mesela termik santraller elektrik enerjisi üretiminde kullanmaktayız. Ya da burada nükleer santrallerde gene elektrik enerjisi üretiminde kullanmaktayız. Ya da demir çelik fabrikalarında demirin çeliğe dönüştürülmesinde suyu kullanabilmekteyiz. Tarım sektöründe tarımda sulama için kullanıyoruz ama bazı olumsuz örnekleri var tabii ki de sevgili arkadaşlarım. Mesela bunlardan en olumsuzu nedir derseniz Aral Gölü kuruyan göllerden bir tanesidir. Özellikle pamuk tarımı için çok ciddi anlamda Aral Gölü'nü besleyen akarsuların kullanılmasıyla birlikte göle su gidişi engellenmiştir ve göl korumaya yüz tutmuştur diyebiliriz. Türkiye'de gene dünyadaki gibi çok büyük oranda tarım sektöründe suyu kullanmakta. Bununla birlikte sanayi sektöründe gene su kullanımı gerçekleştirilmekte ve evsel kullanımda yer almaktadır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bilgimiz olsun. Ve geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte dünyada ve Türkiye'de su kaynakları konusunu işledik. Tabii ki de Edebiyat, Tarih, Coğrafya hazırlık kitabımızdan da bu konuyla ilgili testleri çözmeyi unutmayın. Kitabımızda temin etmeyi unutmayın. Sayfa aralıklarını hemen şöyle sizlerle paylaşıyorum sevgili arkadaşlar. Biz bugün sizlerle birlikte dünyada ve Türkiye'de su kaynakları, yani şurada iki tane testimiz var. 134, 136, 138. sayfaya kadar kitabımızı temin edip bu testleri çözmeyi unutmayın. Hadi bakalım, karşında günün güzel bir ödüllü sorusu var. Şurada da şöyle çarpıyla işaretlemiş. Ülkede hangi kaynak daha yaygın rastlanır diyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.